Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara Allah'a kulluk edin dedikten sonra, ondan gayrı bir ilahınız zaten yok dedikten sonra bir de onlara şunu söyledi: İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. Ben sizin için muazzam bir günün, yani korkunç bir günün, olağanüstü büyük dehşetli bir günün azabından korkuyorum. Bu ifadesinin içerisinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şunlar var. O yegane ilah, yani sizi yaratmış olan, alemleri yaratmış olan ve dolayısıyla ona sadece kulluk etmeniz gereken o yegane ilah, sizi bu anlamda bunun farkına varacak şekilde yaratmış ve siz de buna tanık olmuşken, eğer bu sorumluluğunuza sahip çıkmazsanız, evet alimlerin yegane tek bir ilahı olması gerektiğini anladık, kavradık ama tercih etmiyoruz ona kulluk etmeyi. Kendi ellerimizle yonttuklarımıza yahut kendimiz gibi insanlara kulluk etmeyi yanı sıra tercih ediyoruz, işimize geliyor. Bu sizin açınızdan sorumsuz bir süreç değildir. Yani benim çağrıma uyarsanız uyarsınız, uymazsanız da uymazsınız. Gönlünüz bilir, keyfiniz bilir. Evet, bunun gerçek olduğunu anlasanız bile, benim söylediklerimin doğru olduğunu kavrasanız bile, akledip değerlendirseniz bile, illa başka türlü yapmak istiyorsanız siz bilirsiniz. Bunun da bir size dönecek bir karşılığı yok. Bundan ötürü yani başınıza bir iş gelmez demedi. Bu ayetteki son ifadeyle onlara demek istedi ki, bu söylediğim size doğru geliyorsa buna sahip çıkmak zorundasınız. Aklettiğiniz bu gerçeği sahiplenmek zorundasınız. İşinize gelmiyor diye, yani heva ve arzularınız, yani duygularınız, kimi duygularınızla uyumlu değil diye aklettiğiniz doğrudan vazgeçme lüksüne sahip değilsiniz. Bunu yapabilirsiniz, tercih edebilirsiniz ama bu sorumsuz bir alan değil. Çünkü bir şeyi istersen öyle yap, istersen böyle yap demek ayrı. Evet, istersen öyle yapabilirsin, istersen böyle yapabilirsin ama öyle yaparsan bunun, yani yanlış yaptığın takdirde bir karşılığı var. Dolayısıyla her serbestlik sorumsuzluk demek değildir. Serbest bırakılmış olabiliriz ama şöyle davranış, sorumsuz bırakılmış değiliz. Şöyle davranışların karşılığı var, böyle davranışların karşılığı var. Kimisi mükafat, kimisi ceza şeklinde. Dolayısıyla serbestliği bazı kimseler, yani Cenab-ı Hakk'ın فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, yok saysın, görmezden gelsin. Dileyen Allah Azze ve Celle'ye iman etsin, dileyen o yegane ilahı görmezden gelip öyle yaşasın. Bunu sanki Cenab-ı Hak kendisine bir hak olarak vermiş gibi telakki ediyor. Hayır, böyle bir serbestliği Cenab-ı Hak tanımıştır, bu doğru ama bu sorumsuz bir şey değildir. Evet, öyle inadına öyle yapabilirsin ama bunun karşılığıyla, sonuçlarıyla gün gelecek karşılaşacaksın. Hazreti Nuh Aleyhisselam ayetin sonunda bunu söylüyor. Yani kendi çağrısına uymaları, evet, zorunlu değil. İsterlerse uymayabilirler. Fakat uymadıkları takdirde sonucuna katlanmak zorundalar. Çünkü Allah Azze ve Celle kula, yani biz kullarına bu sınırlı sorumlu alanda yaşattığı iradeyi, yani serbestliği sorumsuz bırakmamıştır. Sonuçlarını karşımıza çıkaracaktır. İleyna marci'ukum. Dönüşünüz bizedir ve biz sizi muhasebe edeceğiz. Dolayısıyla aklettiğimiz doğruyu sahiplenmek, baskıyla değil ama içtenlikle sahiplenmek zorundayız. Eğer sonucunun aleyhimizde gerçekleşmesini istemiyorsak, işte irade dediğimiz şey tam böyle bir şey. Kulun sonucunu hesap ederek, yaptığı şeyin yanlışlığını görerek ondan kendi isteğiyle uzak durması,
Diğer taraftan doğru olduğunu fark ederek ve kendisi açısından iyi neticeler vereceğini aklederek sahip çıkması. Bu hidayete yönelimi kendi kararıyla olan bir şey. Dolayısıyla irade üzerinde herhangi bir baskı yok. İrade açısından hepimiz serbestiz ama sonucunu hesap edip istersek biz kendi irademize kendimiz yön verebiliriz. İşte Allah Azze ve Celle de bizden yani iyi kullardan bunu kendi iradelerine kendileri yön vererek yapmalarını bekliyor ki bunun bir anlamı olsun. Yani gönüllü olarak yapsınlar, isteyerek yapsınlar. Fark ettikleri, bildikleri, anladıkları, kavradıkları o yegane yaratıcılarına, sahiplerine, kendilerine sunduğu bunca nimetten ötürü isteyerek ve gönüllü olarak dönüp şükretsinler. Hayat nimetinden ötürü isteyerek ve gönüllü olarak alemlerin Rabbine karşı minnet hissi içerisine girsinler. Kendilerini ona karşı borçlu hissetsinler. Bu bunca nimeti bize yaşattığın için sana hamd ederiz diye dinin kapısından içeri girsinler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Arkalarında hiçbir zorunlu baskı olmadığı halde bunu gönüllü olarak yapsınlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam bunu gönüllü olarak isteyerek yapınız. Bu sonuca kavuşunuz. Eğer yapmazsanız bu hayatta evet mecbur değilsiniz ama Allah Azze ve Celle'nin öldükten sonra sizi karşısına aldığında yani irade dönemi son bulup serbest irade dönemi son bulduktan sonra ilahi huzura çıktığınızda Cenab-ı Hak bunun karşılığında size ceza verecektir. İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Dolayısıyla iradesiyle kendisi gönlünden gelerek Rabbini sevdiği için Rabbine sevgiyle yaklaşan, Rabbini seven ve Rabbinin de onu sevdiklerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemin anlamlı tarafı da bu. Kendi iradesine sahipken Cenab-ı Hakk'ın olanca büyüklüğünü, üzerindeki olanca haklarını görmesine rağmen nankörlük edenlerin de nankörlüklerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Eğer Allah hepimizi yaratıp öylece hepimizi cennete koysaydı, Allah'a içtenlikle ve kendisi sırf istediği için sevgiyle bağlanacaklar ile eğer iradesi olsa Cenab-ı Hakk'a hiç saygı duymayacakların birlikte cennete girdiği kötü bir o durum ortaya çıkacaktı. O sonsuz gelecekte insanların Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerinin gerçek bir anlamı ve gerçek bir karşılığı ki bu olsa olsa sevgidir olamayacaktı. Allah Azze ve Celle bunun olabildiği bu özenli itinalı ortamda bizleri yaratıp her birimize irade nasip etti ve elçiyi aramızdan göndererek قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ eğer Allah'ı seviyorsanız harekete geçin diyerek peşine takılmalarını, ona tabi olmalarını, Allah'ı sevenlerin Allah'ın sevgisini umut ederek Cenab-ı Hakk'a saygı duyarak yaşamaya davet etti. Bunu anladıkları, bunu kavradıkları, bunun farkına vardıkları halde diğerlerinin sırtlarını dönerek, umursamayarak, Cenab-ı Hakk'ı takmayarak kendi başlarına buyruk, büyüklenerek saygısız yaşayıp sonsuz gelecekte Cenab-ı Hakk'ın kendilerine azap ettiği o bitimsiz azabı hak etmeleri. Süreç böyle işliyor. Dolayısıyla süreçte irade çok önemli. Nuh Aleyhisselam kavmine dedi ki, bakın bana yüz vermeyebilirsiniz. Benim çağrımı akledip doğru bulduğunuz halde göz ardı edebilirsiniz. Ama kendinize bir iyilik yapın. Ben sizin için korkuyorum. İnni ehafu aleykum. Yahu ben sizin için korkuyorum. Öyle bir kötü akıbet sizi bekliyor ki size acıyorum. Siz de birazcık durun da kendinize acıyın. Kendi geleceğinizi karartıyorsunuz. Hadi beni sevmiyorsunuz, bana gıcık kapıyorsunuz, benden hoşlanmıyorsunuz. Ya söylediklerimin doğruluğunu anladığınızda söylediklerimin doğruluğuna en azından sahip çıkın. Beni hiç de haz etmeyebilirsiniz. Ama doğrulara
sırf beni sevmediğiniz, beni hazzetmediğiniz için sırtınızı dönerseniz, doğrulara duygularınızla kimi duygularınızı sınırlıyor diye, kimi duygularınızla uygun düşmüyor diye sırt dönerseniz, kendinize çok kötü bir, bağışlayın ifademi, kazık atıyorsunuz. Kendinize çok, kendi aleyhinizde kararlar alıyorsunuz. Bir başka peygamber dedi ki, yanılmıyorsam Hazreti Salih olabilir. لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. Salih peygamber değilmiş çünkü verdiği örnekte Hazreti Salih geçiyor. Muhtemelen Hud olabilir. Bana duyduğum Şuayb, Hazreti Şuayb diyor ki, bana olan şeyiniz, öfkeniz, benimle olan çatışmışlığınız şikaki, yani benden gıcık kaptınız, benden hoşlanmıyorsunuz ama bana olan bu karşıtlığınız sizi alıp böyle götürmesin yanlışta. لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي. Sonuçta başınıza gelecek olan اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ هُودٍ قَوْمَ لُوتٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. Hud kavmine, Salih'in kavminin başına gelenler neyse aynı istikamette inadına zıt ilerliyorsunuz. Sırf bana duyduğunuz bu karşıtlıktan ötürü ne olur böyle bir istikamette gitmeyin. Siz kendinize acıyın. Ben sizi kendinizden ötürü esirgiyorum diyor. Hazreti Nuh da aynı şeyi söylüyor. İnni akhafu aleykum. Ben sizin için endişeleniyorum. Sizin için korkuyorum. Doğrulara sahip çıkmamak, gördüğü doğruyu, aklettiği doğruyu umursamamak, inadına yanlışta ısrar etmek. Hele hele Rabbini bu doğru en temel doğruyla ilgiliyse, ki en temel doğru, varlıktaki en temel hakikat, şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ. En temel hakikat bu. Allah'ın şehadet ettiği, meleklerin şehadet ettiği, ilim sahiplerinin şehadet ettiği. شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ. Dolayısıyla biz de aynı şehadeti gerçekleştirmek, aynı tanıklığı gerçekleştirmek istiyorsak bunun yolu ilim. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ ayetindeki emirde olduğu gibi. Dolayısıyla akledecek, gözlem yapacak, kulak verecek, araştıracak, kendi varlığının anlamına dair en temel soruların peşine düşecek. Ve bunun neticesinde Allah Azze ve Celle'nin kendisine açacağı hakikati görecek, gördüğü gibi, aklettiği gibi, işine gelmese de, duygularıyla uyuşmasa da, içinde yetiştiği toplumla ayrı düşse de, zıt olsa da gerçekten yana taraf olup gerçeği sahiplenecek ki Allah Azze ve Celle'nin kendisine nasip ettiği bu muazzam nimetlerin hakkını verebilmiş olsun.